Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Buradaki analizler, mali durumunuzun ve risk getiri tercihlerinize uygun olamayabileceği gibi ciddi kayıplar yaşamanıza da neden olabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu hesabın paylaştığı tüm yorum ve düşünceler yapacağınız yatırım işlemlerinde sorumluluk kabul etmeyecek olup paylaşımlar SPK'nın ilgili düzenlemeleri gereğince kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz ve bu kayıplardan kesinlikle sorumluluk kabul edilmemektedir. Ayrıca burada yer alan ve paylaşımlar, düşünce, paylaşım, yorumların başkaları tarafından başka yerlerde kendi düşünceleriymiş gibi paylaşılması, ilgili kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak gerekli işlem ve işlemler başlatılacak. Olur. O yüzden de 1311'lere tekrar gitmesini bekliyorum ben açıkçası altının. Zaten şu anda H4 satış trendine girmek üzere. H4 satış trendine de girdiği zaman büyük ihtimalle 1311'e kadar gideceğini düşünüyorum. Ve efendim? Orasını bir karar noktası olarak değerlendirebiliriz değil mi? Evet. Geri mi çekilecek? Efendim? Evet, 1311'den sonra da eğer aşağıya kıramazsa 1311'e geri çekilecek diyorsun. Evet, 1311'e kadar düşebilir. 1311'in de aşağısında kıramazsa o günden bugüne yaklaşık 14-15 gün geçti arkadaşlar ve dediğim seviyeye ulaştı ve aşağısına indi. Sabırla bekledim onun gelmesi için. Ara ara alış dalgası geldi. H4 trendinde bir alış dalgası geldi. Ama yöntemime güveniyordum. Yöntemime güvendiğim için sabırla bekledim. Stop loss'umu aşağı indirdim. Her zamanki yaptığım kural. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Önemli olan para kazanmak değil. Forex'te. Paramızı kaybetmemeyi öğrenmek. Eğer paramızı kaybetmemeyi öğrenirsek bir sonraki adımda para kazanmaya başlayabiliriz. 50-100 pips kârda olduktan sonra stop loss'u aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Ve bunu beni şu anda izleyen öğrencilerime de söylüyorum. Bu yöntemi kullanalım arkadaşlar. Bu yöntemi kullandığımız zaman para kaybetmeyiz. Para kaybetmemeyi öğrendiğimizde kendimize olan güvenimiz biraz daha gelir ve artık para kazanmaya başlarız. Kuramları ve algoritmayı birbiriyle harmanlayarak öğrendikten sonra. Evet. Hem GAN hem de algoritma eşittir başarı arkadaşlar. Çünkü teknik çizimi görüyorsunuz. Biraz orada da anlattım. Teknik çizim bana göre sana göre değişmiyor. Çünkü destek direnç kavramının öznel değil nesnel olmasından başlayarak geliştirdiğim ve GAN'ın yöntemlerini de alıp kendimle bir şeyler uyarlayarak yönettiğim kurallar çerçevesinde çizimlerimi yapıyorum. Ve öğrencilerimi de aynen böyle öğretiyorum. 3 aşağı 5 yukarı tüm öğrencilerim de aynı çiziyor. Hani bazılarında 1312 oldu, bazılarında 1311 oldu, bazılarında 1311,5 oldu ama 10 pips, 20 pipsi geçmedi. Bu da bize şunu söylüyor. Demek ki bir algoritmayla uyumlu çizim yapılabiliyorsa ve o çizim ikisini bir teyit ederek hem duygulardan arınık bir sistem, onun karşısında teknik bir çizim ama bu teknik çizim de nesnel bir teknik çizim bazı kurallara göre ikisini de bir birleştirdiğimizde başarı %80'lara kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu hayal değil. Çalışabilecek olan 3 ay, 2 ay boyunca bıkmadan, usanmadan çalışacak olan herkes başarabilir. Yeter ki çalışalım arkadaşlar. Kaç pips oluyor onu şöyle bir bakalım. 1246'lardaydı o zaman. 1246'lardan aşağı doğru şöyle bir baktığımızda 1311'in aşağısına gelecek demişim. 340 pips şu an ise 385 pipslere kadar geldi tek işlemde.
Benim görmek istediğim manzara da bu arkadaşlar. Tek işlemde 200 pips, 300 pips yapabiliyorsak ve trendi takip edebiliyorsak, her ne kadar bu kadar yüksek dalgalanmalar da olsa, bazı take profit ve stop loss yöntemleriyle beraber bunu uygulayabiliyorsak, o zaman gerçek bir yatırımcı olmayı başarmışızdır. Çünkü gerçek bir yatırımcı M30'da, M15'te, H1'de ilgilenmez. Gerçek bir yatırımcı H4'ten trendi yakalayıp günlük, hatta daha da ilerisi haftalığa kadar giden 3 aylık, 4 aylık periyotlar içerisinde kaldıracı kârda kullanır. Umarım bir şeyleri değiştirebilir mi, farkındalık yaratabilirim arkadaşlar. Bu arada 15 Mart'ta GAN eğitim programımız başlayacak. Kayıt olmak isteyen arkadaşlar arkadaşıma mail atsın. fxmatic01@gmail.com. Sadece 10 kişi olacak. 10 kişiyle beraber arkadaşlar ve bu çizimleri en basitten alıp en karmaşa kadar götüreceğim. 15 Mart gibi eğitimler başlayacak. Umarım her şey iyi olur. Her şey gönlünüzce olur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bol pipsli günler.